Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Eyvallah. İşareti cazı var mı? Bakayım şurada. Yok, bir verseydiniz. İşareteceğiz. Şimdi arkadaşlar, insanların imkanları bu kadar çoğaldığı halde niye mutlu ve huzurlu değil? Eskiye göre, yani araban yoksa ona da gerek yok. Taksi. Ya ulaşım araçları belki daha çabuk gidiyor. Yani ben açım diyen ancak diyet yapıyor ya. Diyet yapıyor ya. Yani tam tersine zayıf olan yok ki. Hepinizin karnı çıkmış dışarı hepinizin. Öyle değil mi? E şimdi tam da derdinizle niye mutlu değiliz? Geneli söylüyorum. Tam da niye mutlu değiliz? Bir yerde sorun var. Bedensel hayatımız yani yediğimiz önümüzde diyemediğimiz arkamızda tabiri var ya. Giydiğimiz bir sürü giymediğimiz eşyalarla dolu. Bir yerde sorun var. Beden hayatı anidir. Bu bedenin geçmişi yok. Andıdır. Bunun geçmişi yok ki. Bu ikisi arasında ne kadar fark var dese? Yok ikisi. Kafamızda var bak. Bu ikisi, hangi ikisi? Yok ki. O yok yani. Beden andır. Şu ampul, iş yapıyorum da, ampul saniyede 60 defa dırr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 r
kabiliyetinden hızlı olduğu için devamlı yanıyor zannediyoruz. Beden ve varlık, bütün mevcudat yaşar, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete dırrrr. Onun için bunun geçmişi yok. Andadır. Geçmiş yok kardeş. Nerede bu geçmiş? Nerede? Bizim kafamızda. Ha, sorun içeride. Bedende sorun yok. Şimdi birisini seviyor. Hayatını ya zehir ediyor ya duman oluyor ya ben mutlu oluyor. Peki o sevdiği nerede? Aşık oluyor, muhabbet ediyor. İlle karşı zıt değil. Dünya öyle yani. Dünyanın herhangi bir şeyini seviyor. Dünyası duman oluyor. İntihar eden de var. Nereye soktu? Heh, bizim bildiğimiz dünyadan örnek veriyorum. O nereye soktuysa Allah da orada tayin ediyor. İçeride mekansız gibi gözüken karaciğer, böbrek, dolak, mide falan var zannediyoruz. Bunlar burada gözükendir. Üstad Hazretleri bedene bina gibidir. Elbise değildir. Bina. Yani beden ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Ruhun libası fikriyattır, hissiyattır, duygulardır, latifelerdir. Şimdi sevdiğimiz kişi nereye girmiş? Ya girmiş de nasıl duman etti dünyamızı? Bak, gece gündüz onunla oluyoruz. Demek ki başka bir şey de girebilir. Allah da girebilir. Sadi Teftezani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine, istediği kulunun kalbine, mukaddime buna yapıyorum, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur. İşaret edeceğiz, 42'den okuyorum. Yani Allah kendi zatını, nasıl ki sevdiğimiz sevgilimizi içeriye sokuyoruz. Girdiğini nereden biliyoruz? Mekan açılmış. Nasıl biliyoruz? Fikir o mayanda çalışıyor. Fikir öyle çalışıyor. Hissiyat öyle çalışıyor. Peki içeride mekan yoksa o ezberledikleriniz, şekillendirdiğimiz
o seyrettiğimiz filmler, o geçmişlerimiz nerede? Nerede biliyor musun? Mekansız mekanda. Bizim bildiğimiz mekan yok ama bizim bu boyutun arkasında mekan var. Yazılım gibi. Yani bizim gibi öyle metre ile, litre ile ölçülen bir mekan yok. Ama hepsi orada. Mesela acımasız bir hadise hatırımıza geçmiş. 10 sene önce. Hatırlamıyor muyuz? Gitmiyor muyuz ona? Nerede o? Geçmişim var değil mi? Var. Nerede? Geçmişimiz neredeyse geleceğimiz de oradadır. Peki geçmişe şahidiz. Geleceğe şahit olur muyuz? Geleceğe şahitlik ferasetin kadar Allah'ın nuruyla bakarsan kısmen aralanır. Usta diyor ki şualar 203'te imanın nuru ve kuvvetiyle mazi ve mustakbel hal hükmüne geçer diyor. Ya herkes bir Allah'ın özel muamelesi hariç, Allah özel muamelesi hariç herkes vicdanen haşirde, kabirde hatta canını nasıl vereceğini, kabirde nasıl muamele göreceğini, haşirde neler karşına çıkacağını herkes vicdanen bilir. Ben bilirim nasıl canımı vereceğimi. Sen de bilirsin. Bu keramet falan değil. Herkes bilir. Sürprizlik yok bu noktada. Ama Allah özel muamelede ayrı. Ölümü bayılmak mı zannettin ki cemaatsiz gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha özel, hani bizim hak ettiğimiz bu. Ama biz hak ettiğimizde muamele istemiyoruz. Olmayacağız da. Öyle de inanıyoruz. Ama biliyoruz. Değil mi? Neler karşımıza çıkacak? Sürpriz değil. Arkadaşlar hep onlar duruyor. Bak diyor ki, imanın nuru ve kuvvetiyle mazi ve müstakbel hal hükmündedir. Hal. Şimdi iman altı yönümüzü nasıl tembir ediyor, nurlandırıyor? Niçin bu kadar konuştum? Bedenin mazisi müstakbeli yok. Andadır. O kadar. Beden andadır. Biraz önceki anın var mı? Yok. Ampul gibi. Ne? Ben değil. Bütün kainat. Var olup yok oluyor. Yok olup var oluyor. Var olup yok oluyor. Kuantum fiziği de zaten söylüyor. Madde, antimadde. Tamam. Şimdi iman bir nurdur kardeşim. İman nurdur. Hem kuvvettir. İçeriye girdi mi? Nasıl girdi? Sevgili nasıl giriyorsa. Araba sevgisi nasıl giriyorsa. Giriyor değil mi? Allah da böyle giriyor. Yani bildiğimiz dünyadan örnek veriyor. Sevgili nasıl giriyorsa, Allah da sevgili olursa giriyor. Allah ile konuşursun. İnsan Allah ile konuşur ya. Ya Rab. Hem yaptım işte bu eşekliği yaptım. Sen de biliyorsun bu sistemi seni yarattım. Bir nefis denen lanet bir şey var. Böyle konuş ya. Allah'a uzak tutma kendini. Ya Rab bu nasıl olacaksa bilmiyorum. Yani düzelecek tarafı da yok biliyorum. Sebep noktasında yok. Ama senin için de acizlik yok. Nasıl olacaksa bilmiyorum ama bunu hallet ya Rabbi. Hemen şefaatçi de kullan öyle pat diye. Şun. Ya Rab Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine hatırına. Beni vesile yapın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü. Allah da öğretti. Çünkü onu söyledi, Allah söylüyor. İn huve illa vahyun yuha. O ne söylüyorsa alın, vahye söylüyor. Beni vesile yapın diyor. Çünkü niye? Beşeriyetten çıkmış. Diyorsun ki ya Rabbi, ağlayan gözler hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, tefekkür eden dimağlar hürmetine, şahit olan vicdanlar hürmetine, letafet inkişaf etmiş ruhlar hürmetine, şah fırkata yanan gönüller hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının senin yanındaki hürmeti hatırına, değerine. Ya Rabbi bu şeyim nasıl olacaksa bilmiyorum ama dünyalık isteme. Şu günahımı yak ya Rabbi, yok et ya Rabbi, affet ya Rabbi. Amin değil mi? Amin. Şimdi iman nurdur, realitedir diye anlattım. İman vücud haricisi vardır, mahluktur.
Yapılan malzemesi de bellidir. 71. sayfada İşaret-i İcaz'da Şira, Burhan, Usera diye 7 tane madde var. İman, sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Sureti eylemdedir, davranışlarımızdadır. Bu davranışları imanı olan yapar. Kanuniyeti mahluktur, bizde nurdur, kuvvettir. 23. sözde söylüyor. İman nurdur, geleceğimizi tembir ediyor. İman kuvvettir, geçmişimizi, dayanağımızı oluşturuyor. Nasıl yani? O iman ettiğimiz yerle besleniyoruz. Şimdi o imanın sahası, altı zamanı var. İmanın altı tane zamanı var. Bizde mazi ve müstakbel, başka yok. İmanın altı yönü var. Onu nasıl tamir ediyor iman? Bak, iman mahluktur. Girer kalbe. Nasıl girer abi? Sevgili girdiği gibi. Ya. Şimdi girince ne olur? 17. söz. Kalbe farisi olarak tahtur eden bir münacattır. Farisi, Arapça değil. Hazil münacatu tehattarat fil kalbi haza fil kalbi hakeza bil beyanil farisi. Yani bu münacat kalbe farisi olarak tahtur ettiğinden farisi yazılmıştır. Evvelce matbu olan Hubab Risalesi'nde derc edilmiştir. Ya Rab, beş eş cihat nazari mi kerdem de derd hud re dermani nemi didem. Yani Ya Rab, tevekkülsüz gafletle. Tevekkül gafleti kaldırıyor. Tevekkülsüz. Hatta görüyor musun? İnsanın sihirli şeyi, yani mutluluğun formülü. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Nasıl varırız buna? Az, fakr, noksan, kusurun derütte etmeyle. Şimdi tek tek ona girmeyeceğim. Çok girmişiz ona. Tevekkülsüz gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp, tevekkül yok, gafletle, kendi kasama ve masama, masa kariyer, kasa, kasa para, masa kariyer. Buna dayanıp derdime derman aramak için, derdime ne derman? Kardeşim, korona, kanser, kabir, psikoloji. Abi rahat yatamıyorum ya. Duramıyorum ha. O düşünceden kurtulamıyorum. Bir ateş basıyor. Göğsüme ateş basıyor. Dünya mı cehennem ediyor? Diyorsan işte. Bunun çaresi imanın inkişaf ettireceksin. Ustad öyle diyor. Bütün dertleri ABC'çi değil. 1, 2, 3 değil. Bütün diyor. Bütün dertleri dermanı imandır. İmanınızı inkişaf ettiririz. O zaman ne olur der? Dermana dönüşür. Dermana dönüşür. Yani o zaman dertler gözlük olduğunu, basamak olduğunu, merdiven olduğunu göreceksin. O dertler imanla ulaşılamayana, ulaşılmaya, gözükmeyeni gösterene, çıkılmayana merdivene, inilmeyene basamak olduğunu göreceksin. Sıkıntılar bu işe yarıyor. Sıkıntılar bu dört tane işe yarıyor iman girersin. Varılamayana sıkıntıyla varırsın. Nasıl? Sihat ve servetle elde ettiğiniz makam, mesela sihatlısın, oruç tutuyorsun. Servetlisin, zekat verdin. Ama hastasın, hastalığın açtığı gözlük, sana verdiği kulak, kafana verdiği ufukla onun gördüğünü sihat göremez ki. Hastalık gözü başka bir gözdür. Anlıyor musun? Ulaşılamayana ulaşıyorsun onunla. Sihat da ulaşamazsın. Hastalığın sana verdiği gözlüklüğün verdiği şeyle. Ulaşamazsın. Mesela bir hasta olan bir insanın sihat bulmasını düşünün. Allah! Of be! Bütün dünya bir rahat nefes almakmış ya. Yoğun bakımdan çıkana sorun.
Korona olan var değil mi? Aramızda vardı, siyahat bulanlar var. Onlara sorun, siyahat değilmiş. Ya, ha, tevekkülsüz ne olur? Gaflet olur, kendi ihtiyarına dayanır ve kendi gücünden, kendi imkanlarından derman aramak için cihat-ı sitte denilen altı cihete nazar gezdirdim. Arkadaşlar, canlı yayında dinleyen arkadaşlar, yazı yazmayın. Talep denmeyin, böyle imkan yok. Tamam. İhtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Altı cihette nazar gezdirdim. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt. Maalesef, maalesef derdime derman bulamadım. Ne ile? Tevekkül olmayınca gaflet bastı. Bak sırayla gidiyorum. Tevekkül yok, gaflet oldu. Eylemse ne olur? Kendi imkanlarımla güvendim. Kasa ve masama. Şimdi altı yöne neler getirmiş, çaresi neymiş onu söyleyecek. Dert imal etmiyor bu ders. Derman imal ediyor bak şimdi. Ben çok hoşlandığım bir ders. Kendi dersim yani. Zevk aldığım şey. O kadar keyif alıyorum ki bundan. Derdime derman bulamadım. Maddi imkanlarımla, kendi düşünüşümle, aklımla aklıma hakim olamadım. Manen bana denildi ki, bak şimdi, manen bana denildi ki, yetmez mi dert, derman sana. Ne demek yani şey? Resul, yetmez mi dert, derman sana. Ne anladın Resul? Yetmez mi dert? Yani derman, derdin kendisi ya. Yetmez mi dert? Yetmez mi dert? He? Yetmez mi sana şu su derman olarak? Yetmez mi dert? Noktalı virgül. Virgül. Derman sana. Eğer biz o dertlerimizle savaşmayıp o bir mektup olduğunu, bir simge ve sembol olduğunu, o bizi bir yerlere taşıyacağını, ya bir gözlük, ya bir dürbün, ya bir merdiven, ya ip, ya bir el, ya bir kulak olduğunu bilirsek, o dert, dermanı kendisidir. Yoksa Allah sevdiği kullarına vermezdi. Firavun'un dişi bile ağrımamış iken, peygamberin bir defa doyduğu, bir defa da uykusunu aldı, olmamış. Yani onu çok mu seviyor? Mesela, beni hep düşündürür. Avrupa'ya gidiyorum ya koronadan önce. Senin işte üçte biri oradayım. Dershaneler var elhamdülillah. Ya öyle bir jiplere biniyor ki 20 yaşında, 30 yaşında adam biniyor. Soytarı ya. İsviçre'de Allah böyle hatırıma getirdi. Şu Hollanda'da böyle adam böyle çıkmış belki 30 yok ya. O anda dedim ya, Allah Resulü buna binmedi ya. Şimdi Allah nazarında bu adam makbul adam mı? Eğer bu insanı mutlu ve adamı adam etse, ya peygamber dostlarında yatacak yatağı yok. Başka bir sır işliyor dedim burada. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanına asıl saadet denmiş. Nasıl asıl saadet denmiş? Allah öyle demiş. Oysa saadet bir eli yağda, bir eli bağda, istediği yediği önde, yemediği arkada olana denilir. Oysa yokluğun, ölümün, zulmün, işkencenin kol gezdiği döneme asıl saadet denmiş. Burada bende yanlış bir anlayış var diye düşünmek gerekiyor. Yani burada bir sıkıntı bende var o zaman. Saadet anlayışı, mutluluk, hür olma şeyi, herhalde ölçüleri veya düşünüş şekli tavsiye etmem gerekiyor. Jipe binmiş, Allah Resulü binmemiş. Ve hadis-i kutsi'de geçiyor ki, dünyanın içindeki demiyor, komple dünya için Allah nazarında ahirete göre diyor, bir ses yapıyor bu, ahirete göre diyor,
bir bardak su kadar emniyette olsaydı, bir açık hava. Bir bardak su kadar emniyet olsaydı, kafirlere Allah bir bardak su içirmeyecekti. Bir bardak su ya. Allah'ın nazarında dünyanın komplesi, yani sana ahirette vereceği bekaya göre, çünkü niye? Çok büyük, yani çok fazla, trilyon defa dünya olsa, sonu fani. Ne kadar büyük olursa olsun fani, fanidir yani. Şimdi demek ki düşüncemizin bir yerde sıkıntı var, onu tahsiye etmemiz lazım. Bir eli yağda, bir eli bağda, yedi içti falan, bunlarla mutlu olunmuyor. Şüphe bilmelerek değil yani. Tamam. Bakalım nasılmış. Derest mi didem ki di ruz mezari pederi menest. Evet, gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım. Fakat gördüm ki dünkü gün pederimin kabri, sağ taraf şey, Risale dine göre sağ taraf geçmiş zaman, babamın annemin kabri geçmiş. Geçmiş zaman ecdadının bir mezar ekberi suretinde gördüm. Teselli yerine vahşet verdi. Bir baktım sağ taraf akrabalarım var. Bir herkesin akrabası mezarlıkları var. Çocuk bebek mezarlığı da var. Dedelerin de mezarlığı var. Nasıl teselli bulacağım ben şimdi ondan? Vay be! Ulan köye sığmadı ya. Benim dedemin babası mı neydi? 40 sene köyde muhtarlık yapmış. Şimdi muhtarlık için kabul oluyor. Eskide köyün en böyle şeyleri yani, kale alınmayan adamlar, boş iş, yani boş işin mi yok? Ha, bu niye yap derlermiş yani. Şimdi mezara baktığın zaman kim teselli bulur ya? Mezarlıktan teselli mi bulacaksın? Ha, şimdi bunu imanla bakalım şimdi. İman, o vahşetli mezar ekberi, ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecmai ahbap gösterir. Aa, orası, giriş kapısı ne oldu? Bilmiyorum ki geçti buradan kapıdan. Tünelden gitti. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Ondan sonra salona geçmişler. O salonun adı meclis-i münevver, nurlanmış. Nurluların meclisi, bir mecma ahbap olmuş. Ahbapların toplandığı yer. Nasıl bir ahbap? Mekanları farklı, zamanları farklı, yaşları farklı, cinsiyetleri farklı, düşünceleri farklı ama iman etmişler. Dostların toplandığı yer. Yani o mezar dediğimiz o kapı, binanın giriş kapısı. Şimdi giriş kapısı demir kapı ya. Ama rüzgar oraya vuruyor. Ama içeride adam rahat, keyfine bakıp yatıyor. Şimdi dışarıdan bakınca içerideki nereden bileceksin yani? Üstad öyle diyor, mezara zahirde baktığın zaman dehşetli değil diyor. Kabrin diyor, kabir böyle, zahire baktığın zaman siyah çarşaflına diyor. Gibi gözüktüğü gibi değildir. Bak iman diyor ki, meclis-i münevver, nurluların bir araya gelmişler. Ahbaplar bir araya gelmişler. Ne haber ya? Yaş ortası kalkmış. Baba baba dede muhabbetleri var ama yaş farkı yok. Bütün erkekler 33. Bütün hanımlar 18. Her tarafta sana hizmet için yarışıyorlar. Bir an bir ana benzemiyor. Hem mekan hem yediğin. Yani ünsiyet zirve, ülfet hiç yok. Ondan sonra bütün dünyevi hadiseler ekranda iniyor, gözüküyor. Kim ne zaman gelecek, kim ne yapıyor? Allah'ın vaadi, yani kısacası şu dünyaya, Allah diyor ki zindani dünya, oraya o giriş kapısına bostani cina, yani cennet bahçelerine giriş kapısıdır. Yani kapının kendisi sonuç değil, mezarlık sonuç değil, giriş kapısı. Sen uykuya giriyorsun. Sonuç mudur ya? Uykuya geçtin. Hır hır. Geçtin de öteye. Demek ki kabir sonuç değil. Sürecin mukaddemesidir. Buradan girdi. Ne oldu bilmiyorum. Ama sahibi diyor ki
Ya cehennem çukurundan bir çukur, ya cennet bahçesinin bir bahçedir. Cennet bahçesinin bir bahçe ne demek? Bin sene, bakın bin sene ömrün olsa, hastalık yok, işin bile ağrımayacak. Bin sene mesudane dünya hayatı, bin sene cennet hayatının bir saatine mukabil gelmiyor. Yani nasıl bir şey ya? Böyle bin sene cennet hayatı da bir an rüyetullahı görmeye mukabil gelmiyor. Allah'ı da göreceğiz bir de. Yani böyle bir vaadi ilahinin sürecinin mukaddemesi ve kapısı, kabir sonuç değil, sürecin mukaddemesidir, kapısıdır, başlangıcıdır. İmam böyle gösterdi. Bak nasıl tamir etti. Geçmiş zamanı bak değil mi Adnan? Çok şükür. Ne kaybettin böyle düşünürsen? Zaten yaşayacaksın. Cehennem gibiyim mi yaşamak lazım? Böyle bir teselli mi? Haşa haşa. 100.000 defa haşa. Ahiret olmasa bile. İman sana böyle bir anlayış verse. Ne zararı var? Ne zararı var yani? İnkarın inkarı var şimdi. İnkar şöyle diyor. Şu gördüklerin gibi yok olacaksın. O bindiğin jiplere, o eşin, aşın, işin, yatın, katın, atın. Her şey yok olacak. Bak yılan, çıyan, akreplere yem olacaksın. Sanki iyi bir şey söylemiş ki, iyi ki söyledin lan, doğru söyledin diye yapışıyoruz ona ya. Sanki iyi bir şey halt etmiş yani. Allah Allah ya. E peki din diyor ki, ya uyku gibidir diyor. Şehir karanlık, ev karanlık, oda karanlık, kafanda karanlık. Uyuyorsun, cesedinden azap mı diyorsun? Geçtin ötelere, Allah neler yapıyorsun. Buna da benzemez işte, kabir böyledir diyor. Eskimiş bedenini toprağa bırakacak, uçup gideceksin. Rüyada götürmüyorsun ki bunu. Varsın kalsın. Peki rüya, rüya rüya değil. Rüya rüya olsaydı, fatura bedene çıkmazdı. Bak, bedenle yapıyorsun. Ama yatakta, ne bileyim, fatura çıkıyor bu adama. Ya terden su oluyor, ya banyo yapıyor. Köpek kovalıyorsa terden su oluyor. E sen koşmadınsa bu beden niye terliyor? Bu bize ipucu vermiyor mu ki bedenle bitmiyor bu iş? Bedenle bitse yatakta biterdi. E terden su oldu. Geçmiş. Geçmişi hallettik elhamdülillah. Sonuç değil. Sürecin başlangıcı. Felsefe hayatın sonucudur. Din, sonsuzun mukaddemesidir. Böyle tamir ediyor. İki, ve der çep didem ki ferde kabri menest. Sonra soldaki istikbale baktım. Şimdi sol, İslam'da, Kur'an'da sağ geçmiş, sol gelecek. Soldaki istikbale baktım. İstikbale bakıyoruz. Herkes onun için üniversite okuyor. İstikbalini için daire alıyor. Yatırım yapıyor Allah. Yatırım o arsadan o arsaya şeyden. Sıkıntılara giriyor, arsa alıyor. Lan tamam da ben sıkıntıya girdikten sonra o yatırım benim sıkıntımı kaldırmak içindi. O yatırım için sıkıntıya giriyorum ya, huzurumu kaldırıyorum. Abi bir tutarsızlık var bizde ya. Gel de sıkılma yani. Madde ve para, madde huzur ve mutlu olmak için. Mutluluğu mu, huzuru mu kaldırıyorsa tamam da neye hizmet ediyor o zaman? Yani mutlu ve huzurlu olmak istemiyor muyuz? Madde onun için vardı. Biz de onu elde etmek için mutluluğu, huzuru yok ettik. Tamam da o zaman gaye ne kaldı? Bir söyler misin bana ya? Seni ortadan kaldıran bir şey senden değerli olması gerekmiyor. Seni ortadan kaldırdı. Ya o yatırım için sıkıntıya giriyorsun. Oysa o yatırımı bırakıp mutlu olman lazım. Bir kere yoğun bakım ünitesi olmadan bir nefes almanın ne demek olduğunu anlatamıyorum ki ya kendime. Sana değil ya, sen biliyorsun zaten. Ben ziyaret ediyorum da sizden farklı. Ya gittim işte en çok sevdiği işte dostumu yoğun bakımda. Ya bir bakalım, yok hocam diyor ya. Ya kardeşim doktorsun, bir kere ya şöyle bir bakayım ya. Hoca, sen cumada hutbedeysen bir dakika dur desem hutbe verirken bana zaman ayırır mısın? Hayır, olmaz ki dedim hakikaten.
Olmaz kardeş. Giremez. Ne olacak? Ya sağ göreceksin, ya dedi yıkarsın. Ben sana teslim ederim dedi. Güngör Aras'ın. Sen ya yıkarsın. Acayip bir şey ya. Ama hemen iman geliyor. Mezar neydi? Meclis-i Münevver, ahbab. Ne? Mecmu ahbab. Dostlarla. Şimdi sen dedenle görüşmek istemez misin ya? Babalarınla, dedenin dedesiyle. Hastalık yok, o arızalar yok, kusur yok. Allah'ın vaadi ilahisi. Allah diyecekmiş orada. Ben vaadimi yerime getirdim. Vaadimi gördünüz mü diyecekmiş. Allah vaadinden hulf eder mi, döner mi ya? Ulan bana güvenerek bu kadeşte giriyorsunuz, borca giriyorsunuz. Ulan Allah'a, Allah tabi yani falan kadar mı güvenmiyorsun? Ya teslim, niye teslim olup da girmiyorsun? Bana güvenerek, şimdi iki tane asker diyor ki, tamam biz seni şey yapıyoruz, sen koş. Cephe böyle değiştiriliyor. Da eğitim biraz çavuştum ben. Şimdi sağdan soldan ikisi dırırırt yapıyor, bu koşuyor. Kafa kaldıramasınlar. Ulan bana güveniyorsun, canımı teslim edip gidiyorum. Allah'a mı bunun kadar güveniyoruz ya? Hani şu, sıra bir derdir, Allah rahmet etsin. Askerlik yaptık, yapmayanlar da duysun benden. Çavuş dese ki yat. Valla bir düşünürüm diyor muyuz? Yat dedi yatıyorsun. Kalk dedi kalkıyorsun. Allah yat diyor yatmıyoruz. Ulan Allah, çavuş kadar değeri yok mu ya? Çavuş diyor ki yat. Allah diyor ki yat. Çavuşu yatıyoruz, Allah yatmıyor. İtimatsızlık. Ondan sonra mutlu olmak istiyoruz. Ey gidi hey. Soldaki istikbale baktım, derman bulamadım. Aa, şunu da söyleyeyim. Namazı cemaatsiz kılamazsınız. Kılıyorsanız mucizedir. Biz bu 14 cilt kitabı güzel namaz kılmak için okuyoruz. Biz bu korona sıkıntısı olduğu halde bu rızkı, rızk alıp yani ders yapıyoruz. Namazı güzel kılmak için. Netice namazdır. Cemaatsiz bir insan namazı çok zor. Yapamaz. Yapıyorsa mükemmel bir insan. Acayip bir şey. Kitap okumadan, bir yerden beslenmeden jeneratörü, yani benzin koymadan en mükemmel araba bile gitmediği gibi bir yerden beslenmeden namaz kılamazsınız. Ya kitap okuyacaksınız, ya birisini dinleyeceksin. Yoksa mümkün değil. Sorarlar, niye derslere gidiyorsun, niye kitap okuyorsun? Güzel namaz kılmak için. Bırakmamak için. Sabah namaza kalkmak için, kalkabilmek için kitap okuyorum. Sonra soldaki istikbale baktım, şimdi istikbal. Altı isim yapamasak da derste, şöyle birkaç tane solu da bir okuyayım. İmam bak nasıl şey, kabile anladık değil mi? Sürecin mukaddemesidir. Felsefe, sürecin sonucudur. Kabir. Bak ne kadar bu. O sonuç dediği yerde başlıyor. Sol şimdi, gelecek. Derman bulamadım geleceğe. Çünkü niye? Belki yarınki gün benim kabrim. Ya yarına ben istikbale nasıl bakacağım? Hangimizin şeyi var ya, pıt 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 yapmıyor mu bazen kalbiniz böyle pıt 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 pıt? Ulan ne olur lan böyle geldiler mi ya? Hani yanımda bir tane mahrem vardı, kulaklarım için nasıl Rizeli marketçi. Zaten konuşması tipi var, şey komik. Ama ciddi ya. Uçakta geliyoruz, nerede şey? Abi seninle gireyim dedi, korkuyorum falan. İyi dedim ya. Ondan sonra türbülansa girdi tabii. Türbülansa bize keyif veriyor yani böyle şey, ayran gibi yapıyor falan. Olayı biliyorum. Koltuğu falan. Şimdi abi, dua ediyorum değil mi diyor, tamam mı? Zor tutuyorum ben onun hareketlerini. Ediyorum, ediyorum ha. Ondan sonra biraz daha şiddetlenince ciddiye samim. Geliyoruz galiba ya Rabbi. Geliyoruz galiba ya Rabbi. Ve ya Rabbi geliyoruz. Ama indikten sonra oh be. Abi nerede yemek yiyeceğiz? Hani gidiyordun lan? O anda o sıkıntının açmış olduğu gözlük, hale, tiz. O lokanta açabilir mi? Geliyoruz galiba ya Rabbi. İndi. Abi ya bu seyahattan sonra diyor, tenini siliyor. Nerede yemek yiyeceğiz abi diyor ya.
Ya Allah ne güzel yapıyor ya. Hep öyle yapmıyor, hep böyle de yapmıyor. Hep lokantada geçirmiyor hayatımızı, hep türbülansa da sokmuyor. Çok iyi ya. Soldaki istikbale baktığım derman bulamadım. Belki yarınki gün benim kabrim. Gelecek yarın belki benim kabrim. İstikbal ise yarın belki ben öleceğim. Doğa istikbali ise benim o dostlarımın, emsalimin ve evladımın, nesliatinin kabri ekberi suretinde görünüp ünsiyet ben değil belki vahşet veririm. Yarına belki benim. Gelecek ise dost benim akranlarım. Mesela Ömer sen bilirsin. Benim köyde akranım neredeyse şöyle bir önüme bir kuşak kaldı. Benim kuşağım da yüzde hesap ettik %15'i kalmış. Benim yaştakilerin %15'i bile kalmış. Türkiye'de 50 geçen istatistiklere göre 50 geçen nüfus %15'miş. Yani diğerleri gitmiş, seyahat etmiş. Şimdi tamam şöyle yarın benim kabrim belki ama kesin istikbal ise çocuklarımın, evlatlarımın kabri. E gel şimdi nasıl mutlu olayım ben şimdi? Yarın çıkacağım belli değil, karanlık. Neyle mutlu olacağım, nereye güveneceğim ya? Ben nasıl emin olabilirim bu hayattan? Emin olamadığım yerde nasıl mutlu olurum? Bir şey, bir şartla. Ya içkiyle uyuşturacağım. İlle içki içilen şey değil. Maçlarla gol veya oyunlarla falan. Bunu uyuşturuyor. Peki nereye kadar? Nereye kadar? Pıt 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 yapınca da o anda pıt 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 da bir şey olmazdı ama o anda sen de ekleme yapıyorsun. Eyvah o panik atak vesaire yaptın mı? İki katına çıkıyor. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Allah'ın rahmetini gitti diye diyoruz da belli değil. Yani. Şimdi geleceğimiz karanlık. Öyle diyor İsa'da. Gelecek karanlık. Nasıl temin edeceğiz? Şimdi bakış bu. Dünyevi anlayış, felsefe bu. Şimdi iman ne yapıyor? İman ve huzur iman. Bak. O dehşetli kabri ekberi sevimli sade saraylarındaki bir davet-i rahmaniye gösterir. Allah Allah. Allah'ın davetiymiş. Ecel anı. Eline ecel, ömür farkı şu. Askerlik bizim zamanında 18 ay. Terist tezkeresi ne yaptın da tezkere oldun? Yani vazife neydi? Şoför müydü? Tezkere o demek. Yani içerideki vazife. Ömür ise dünyada kalman. Ecel ise kanserle mi gittin vesile oldu? Kalple mi gittin? Yani merak etmeyin. Nurcularla pek bunlarla ölmüyor. Nurcular trafik kazasıyla gidiyor. Çünkü gördükleri yere hemen gitmek istedikleri için trafik kazasıyla. Bu ecel tezkeresi yani ne ile terhis oldu? Tamam. Şimdi ahirete yani kabire o ecel var ya ecel. Rahman'ın davetiymiş. Peki böyle mi? Usta şöyle diyor. Sözler versene buna. Senin elinde diyorsun da benim eski sözlere olacak. Bak ne diyor. Bak ecele nasıl bakıyor. Ve inanıyor. Ya bu inanan bir insan dünyada ne kadar mutludur ya. Şuraya bak ya. Allah Allah. Nasıl bir iman ya? Allah böyle bir iman versin. Amin. Ve artık arabasına, malına, mülküne değil, kişinin imanına özenmek gerekiyor. Bak. İlk önce kafiri anlatıyor. Mefte, ecele, dost bakarım, sen gibi korkma. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Kabiri nasıl görüyor şimdi o? Ejder ağzı.
ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı sen gibi görmem. Nasıl görüyorsun sen? Ahbaba kavuşturur beni. Kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Kabir ama acayip yani. Mezar işte baksana taşlar. Felsefeye göre hayatın sonu, dine göre sonsuzluğun mukaddemesi. Diyor ki, o kabir rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Gelince bana bakmıyor, ay geri çekilmem. Çünkü rahmet kapısı. Toprak zulmet gelmiyor ki, hep rahmet oradan gelmiyor mu? Karpuz kavun oradan gelmiyor mu? Bismillah diyerek çalıyorum. Eyvah diyerek kaçmayacağım, kaçmıyorum. Arkama da bakmam. Eyvah onlar kaldı ya. Arabalar, paralar, yatlar, katlar kalktı. Arkama da bakmam. Dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem. Vahşette de kalma. Öyle atılmış, unutulmuş, öyle denk gelmiş tesadüfen de atılmış bu çukura değil. Bir Rahman-ı Rahim'in davetlisiyim ben. Davet belgem var. Davet belge neydi? 5 vakit namaz. Belgem var diyor. 108 ikinci emirda. Ya 108 ya 208. Okuduğun her risale diyor. Okuduğun her risale haşirde berat senetin olacak diyor. Öyle diyor da 208 mi? Diyor ki her okuduğun risale berat seneti diyor. Berat seneti. Vesika peki nedir? Namazdır. Niye bulamadım Resul? Böyle en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi de. Eğer imam vesikası olmazsa beratı ve senedi olan intikadı sağlam. Orası mı? Ha, kaç sayfa yok. İkinci emir daha olacak. İkinci emirdan da vesika, vesika diye yaz. Vesika. Geçiyor. Şam öyle geçiyor. Namaz da o biletmiş. Her okuduğun sayfa da berat senetiymiş. Berat. Okudum. Aha burayı okudum. Aha burayı okudum. Aha burayı okudum. Vesika alıyorsun. Vesika alıyorsun. İmam vesikası alıyor. Çünkü fotoğraf çektiriyorsun ya. Yani öyle unutulmuş. Abi şu aralarda 203. 203 mu? Okur musun? O büyük davayı %90'ına kazandıran ve 20 senede 20 bin adama bu davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiki eline veren Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'du. Şu anlar değil mi? Evet. 208. 203. Emir daha değildi tem şu anlar. 208. 203 abi. 303. Fesubhanallah. Bak. Vesika girdi. Rahmet bak Bismillah diyerek çalıyor. Almış vesikası kardeşim. Eceli almış. Ben öyle atılmış, unutulmuş, kaybolmuş. Öyle bana tesadüf etmiş. Değil yani ölüm. Rahmeti Rahman davet etmiş. Davetin icabet etmiş. Sonra elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem. Vahşette de kalmam. Bak şimdi. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşi işitip kalkacağım. Mahşeri Ekber'den, büyük mahkemeden çekinmem. Mescid-i Azam'dan çekinmem. İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahu Ekber diyerek kalkacağım. Salat-ı Kübra'dan büyük hesap. O haşir meydanında Salat-ı Kübra'dan ve Mecma-i Ekber'den çekinmem. Ya şuraya bak ya. İmam veriyor ha. Vesika da ne? Öyle de. Askerim diyorsun da o laf ama vesika, namaz. Ben psikolojiyle meşgul oluyorum külliyatı. Olumsuzluğu hiç sevmeyen bir insanım. Sevmem. Ama bu kadar dinde meşgul oldum. Bildiği halde dini, duyduğu halde, bildiği halde namaz kılmayı kabre girenin kurtulacağını görmedim.
ille oraya bir uğrayacak. Hiç şansı yok. Namazsız girmişse. Ama davaya taraftar olmuş. Namazı da kılmışsa. Allah'ın izniyle ahir zaman fitnesi olduğu için Sufyan'a yükleneceğini rivayette var. Onun günahları. Allah'ın izniyle kurtarılacağını bir semavi kitaplar ve şeriat imamları ve risaleleri bize bu müjdeyi veriyor. Namaz kılsa. Ha? Bu zamana mahsus. Evet, bu zamana mahsus. Namazı kılsa, küfre taraftar olmasa, yani davaya taraftar olsa kurtaracak. Çok şükür. İnan. Çok şükür. Ben de sizden daha fazla ölüme yakınım hissediyorum. Tamam mı? Yer yer kapıyor, geliyor, adamlar geliyor oranın. Namertim, hiç çekilmiyorum ya. Teris olacağımı bekliyorum. Teris olacağım. Gelse de böyle içeride oluyor, pat pat şeyler oluyor falan. Böyle bakayım ne olacak? Geçenlerde de oldu ya. Böyle bakayım, Allah Allah ne olacak? Bakayım kim gelecek? O andaki, ben size müjdeyi vereyim. O şeyler oluyor, bir şeyler oluyor ama hülsiyatı olan, o anda olay seni arkaya atıyor, olayın bedenin arkasına geçip seyretme makamına kalıyorsun. Hiç ihtiyar ve irade ile olmuyor. Okuduğun ve tefekkür ettiğin şeylerle oluyor bu. Çünkü tefekkür mekan açmaktır. Sen mekanı açtın zaten. Bedenin arkasına geçince bedensel ölüm hadisesini ancak seyir makamına geçiriyor seni. Seyrediyorsun. Belki de bedenindeki can almayı Azrail Aleyhisselam'ın sen seyredeceksin. Kendini kendinde seyredeceksin. Ya. Sonra kabir içine diyor. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman. Bir daha. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım. Arş-ı Rahman zillini uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah. Yaşa üstad. Elhamdülillah. Bu müjdeyle varken niye kafamı sokacağım böyle olumsuzluk şeylerle ya? Kıl namazını. Davaya taraftar ol. Birkaç dakika risaleni ver, oku. Ümitli yaşa ya. Dünyada en bahtiyar insan kim biliyor musunuz? Allah ve ahirette ümitli olandır. La bizi kapmayacak mı korona? Şu bu kapmıyor kalsın. Kapılacak ya. Nasıl rahatsın? Kardeşim, Allah ve ahiretle ümitli olmak kadar dünyada bahtiyarlık var mı? Allah ve ahiretle ümitli ol ya. Namazını kıl, haramlardan uzak dur. Dersleri oku, birkaç dakika oku ya. Bugün bunu okusa ne olacak? Ben okuduğum dersi paylaşıyorum. Şimdi, sol tarafta böyleydi. Kendimin kabri, ecda çocuklarımın da kabrini gördüm. Bana dehşet verdi. Ama meğer sol taraf neymiş? Sol taraf neymiş? Bir davet-i rahmaniymiş. O ecel var ya ecel. Hadi gel. Gel. Ben hürmeten çağırdım. Gelir misin kardeşim desin? Gelecek. Değil mi hemen? Allah çağırsa? Tabii işte davetmiş yani ecel. Anladın mı? Huzuruna davettir kardeşim. Huzuruna davet. Ya. Çok şükür ya. Öyle mi şey hiçlik mi zannettik ya? Ya. Allah'ın izniyle bayılmak gibi de eleme almayacaksın inşallah. Ve imruz tabuti cismi pur izol dirabi menest. Soldan da hayır görünmediği için hazır güne baktım. Şimdi sağa baktık, geçmiş zaman. Sola baktık, gelecek zaman. Şimdi bir de bu hazıra bak. Şu hazıra bak, tabut gibi ya. Zaten ölmüşüz be kardeşim. Bedeni yaşayan ruhen ölmüş. Ruhu yaşayan zaten bedenen ölmüş. Bedeni bırakmış. Bedeni yaşayan ruhen ölmüş. Ruhu yaşayan bedeni zaten ölmüş. Ölen ölmeyecek ki, teris olacak. Zaten ölmüş. Zaten iman ettiğin yere gitmekte niye korkuyorsun? Ahirete iman etmedim. Sen Azrail Aleyhisselam, Cemren, Zebanisi mi zannediyorsun? Peygamber ya bu, Aleyhisselam diyorsun. 11. meselede demiyor usta? Herkesi korkutan Azrail'i diyor, şefaatçi yapım. Ya Rabbi ya Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'in ümmetine olan herkesi korkutan bana hüsiyet verdi diyor. Durumu iyi değil yani ustada da. Azrail. Herkes çocuğuna İsrafil, Mikail koyuyor, Cebrail koyuyor, bir tanesi Azrail koymuyor. Azrail'e buraya gel.
Azrail gel. Ya hak, hakikisi gelse ne olacak? Oyuncu koymuyor. Soldan dahi hayır görünmediği için hazır günüme baktım. Ya mutlu olmak için oku Risale'yi ya. Kahveni iç, keyfine bak ya. Allah'ın işine ne karışıyorsun? Nasıl gideceksin? Nereye gideceksin? Sana ne? Senin işin. Senin ihtiyarınla mı geldin ki ihtiyarınla yol açıyorsun? Senin işin kahve içmek, namazını kılmak, derslere gitmek, yatmak aşağı, keyfine bakmak. Bu kadar. Niye Allah'ın işini omuz veriyorsun? Ne zaman hasta olacaksın? Kanser olacaksın? Acayip bir şey ya. Sebeplerin o kadar. Bir daha. Soldan dahi hayır görünmediği için hazır güne baktım. Şimdiki zamana baktım. Gördüm ki şu gün güya bir tabuttur. Allah Allah. Gün tabutmuş. Görüyor musun? Biz zaten tabuttaymışız ya. Hazır gün tabutmuş. Hareketi mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. Mezbuhanede hayvanın cesedini götürüyorlar ya oradan oraya. Mezbuhanede. Meğer hazır gün tabutmuş. Niye? Geçmişi yok. Var mı geçmişimiz? Tırrrr. Her an yeniden yaratılıyor. Bir an öncesi yok. Sonrası da yok. Nedir o zaman? Tabut ya şu anda. Mezarın. Şu anda tabutmuşuz. Zaten biz tabutun içindeyiz. Bedenin içindeyiz. Ruhumuz bunu istiyor mu ya? Bu bedende yaşanır mı ya? Buradayken orada değilim ya. Her yerde olmak istiyorum. Dert keder istemiyorum. İhtiyarlık... Ne istiyorsunuz? Bak hiçbirisi var mı? Beden böyle bir teminat vermiş mi? Tabut. Meğer şu anda tabutun içindeymişiz. Dolaşıyoruz mezbahada. Niye? Şimdi şöyle düşünün. Hayvanı aldılar. Atlı olduğunu kabul et. Eskide sütlüce değildi mezbaha. Biz askerde oturduk. Şimdi orada görüyordum. Okula yakındı ya. Zavallı sığırı oradan oraya, karabalıkta oradan oraya götürüyorlar. Mezbahada dolaştırıyorlar. Sığır der mi ki dese atlı olsa. Olan be ne güzel bir şey ya. Çünkü Halic'in kenarı ya. Oradan oraya o binadan ama bu arada Halic'in kenarından geziyor, geçiniyor. Nehrin kenarında. Vay be şu manzaraya bak ya. Ulan şimdiden mezbahadan mezbahaya gidiyor. Bıçağa gidiyorsun ya. Bıçağa giderken o manzaralı insana keyif verir mi? Veriyor. Niye? Hayvan çünkü. Yine ota gidiyor. Lan biraz sonra kesileceksin ya. Biz bundan hiç farkımız yok ya. Biraz sonra kafamız kesilip çukura atılacağız. Mesela gemiye binsen, okyanustasın, bir şekilde helikopter attı seni. Niye bindiğini bilmesen, gemi gidiyor, nereye gittiğini bilmesen, gemidekileri tanımasan, bir de baktın ki görevli zatlar tarafından geminin yolculardan sen bugün gel. Herkesin önünde kafasını kesip denize atıyorlar. Yarın oldu sen gel. Kesiyorlar, denize atıyorlar. Sen de Allah ne oluyor ya? Memura desen ki, ne yapıyorsunuz? Merak etme. Senin de ismin var ama sıranı söylemeyeceğim. Senin de sıran gelince kafanı keseceğiz, köpek balığına yem atacağız. Böyle bir seyahattan, getir bir kahve ya, böyle bir seyahat olur mu ya? Ne güzel bir seyahat ediyoruz der misin? Keyif alır mısın? Aklın varsa. Aynı ondan farkımız var. Bu gemiye bindik dünya. Samanyolu galaksisine seyahat ediyor. Niye bindiğimi bilmiyor. Nereye gidiyor? Bilmiyor. Tamam. Tanımadığımız insanlarla bir anda doğduk, büyüdük. Her gün sen. Esselatu ve selamu aleyk. Kes. Sen. Aleyke ya Resulallah. Siz de bu tarafa. Benim de kesilecek mi? Evet. Böyle bir seyahattan keyif alınır mı? Dünya böyle. Ha demek ki hazır zaman, ondan sonra kesiyorum saatini. Hazır zaman tabut gibidir. Kim iman nasıl yorumluyor ondan sonra keseceğim. İman hazır zamanı nasıl yapıyor? İman o tabutu bir ticaretgah ve şaşalı bir misafirhaneyi gösterir. Ha demek ki hazır zaman tabutunu şu ticaret yapıyor, sonra bir misafirmiş. Burada ama buralı değilmiş. Bedeninizin dışında söyler misiniz, hangi fikriniz, hangi duygunuz, hangi hissiniz buralıdır? Beka, ebed arzusu, sonsuzluk,
vefa, şefkat, haya, edep, aşk hangi maddeye benziyor? Fasulyeye benziyor mu? Şefkatiniz neredendir? Vallahi annemdeyken pirinç eti de oradan oldu. Ne biliyor musun? Yani içsel alemimiz dünya cinsinden midir? Yok. Buradayız ama buralı değiliz. Bunu iman gösterdi. Buradasın ama diyor bu tabutta buralı değilsin. Ne yapmak için? Ticarete geldik kardeş. Sonra misafiriz. Peki misafir bulunduğu eve, şehre bel bağlar mı? Şehirdesin, fırtına olmuş. Tamam ne yapalım burada oluyorsa. Zaten ben buraya ticaret için geldim. Şimdi ev sahibi gibi evde oturmak var, bir de kiracı gibi oturmak var. Ev sahibi gibi oturursan dünyaya çıkması zordur. Değil mi? Mesela nefse her türlü şey yaptın, davaya hiçbir şey vermedin, namaz vermedin, sadaka zekat vermedin, ömrünün bir şey katmadın davaya. Vermedin, vermedin. Canını nasıl vereceksin kardeşim? Vermeye alışmadın ki. En çok sevdiklerini bak, dinle güzel demiş. Vermenin, sadakanın makbulü nedir? En çok sevdiklerinizden verin. Mesela bir çorabım, 5-6 tane çorabım var, bir tanesi yırtık. Tamam lan tamam, bunu sadaka veriyorum yırtık. En iyisini versene. Var mı böyle bir sadaka? Zaten atacaktım. Tamam, ya bunu ye demiş, tamam bu yemeği. Yok demiş, hala yemeyeceğim demiş biz onu. Ya ye oğlum demiş ya, zaten ekşimişti, dökecektim demiş. Tamam. O zaman niye peki bunu, ben niye söylüyorum? Niye din söylemiş? Çok hikmetinden bir tanesi şu. En çok sevdiğinizden vermeye alışırsan, en çok sevdiğin canını rahat verirsin. Vermeye alış ki, rahat verirsin. Hiç vermedin, hep aldın. Azayla ne yapacaksın? Ver mi diyeceksin. Hep topladığını ver bakalım diyecek. Ömür vermedin. Allah'a ömür vermedin. Namaza, seccadeye, kumbaraya bir şey atmadın. Seccade, kumbara. Bir şey atmadın. Kitap okumadın. Şu anlar 203'tü değil mi İbrahim? 208 mi? 203. Ölken kafa gitmesin. Ha, her bir sayfa okumadın. Derse gelmedin. Ya kardeşim Allah aşkına sen nereye güveniyorsun ya? Ölümü bayılmak mı zannediyorsun ya? Cemaat yok, namaz yok, kitap yok. Sen nasıl her an bu nasıl bir kafa ya? Aklım almıyor ya. Korona kol geziyor. Sen nasıl hala namaz kılmıyorsun ya? Lan bu da seni korkutmadıysa. Esselatu ve selamu aleyk. Ey gidi kardeşim. Bu lemle o kadar tabut, mezar ve işte ölü yıkamışım ki. Türkiye'de yok da. Çok zor. Niye söyledim biliyor musun? Simaya bakıyorsun. Dediğimi söyledim. Nasıl isim vermiyorum ya. Orada morg denilen hastanenin altındadır Almanya'da. Böyle bakıyorum. Ağlıyorum ya bazen. Nereye gidiyorsun be kardeşim? Simaya. Nereye gidiyorsun be kardeşim? Nereye gidiyorsun? Gavur ölüsü gibi döndürmeye çalışıyorum. Dönmüyorsun da ya. Akrabası oğudu patladı. Kim inecek? Zaten aşağı inme. Gidin mevzusu. Lan oğlun lan. Babasına yardım etmiyor. Lan yardım et lan. Tek başına nasıl çevireyim? Adam da dönmüyor ya. Niye? Bazısı da sanki dokunmaz dönüyor. Lan gidip cesedi öptüğüm oluyor. Lan şuna bak ya. Ulan yolun açık olsun lan. Ne adamsın lan. Dayanamadım bir gün. O elbise var ya ilk kamağı. Şey giyiyorsun da böyle. Çık önlük. İbrahim çık dayanamadım bir tane. Kardeşim bunların yakını kimdir dedim. Böyle gülerek çıktım ya. Buyur hocam dedim. Ya kardeşim Allah aşkına bu ne yapıyordu dedim ya. Hocam dedi şu cami derneğinin kurucusudur dedi. Ya kardeşim Rabbim ya. Bu ne biçim adam ya. Şey tek başına çevirip sen dönüyor. Gülüyor ya. Ölüsü bile ya. Yani şu sokakta bile İslam'ın makbuliyetini simalara bakıp anlarsın ya. Namaz kılıyor mu kılmıyor simaya bak. Ya namaz hakikaten haşa Allahümmasa tövbe. Ötelere bir karşılığı olmasa namaz kılan niye nurlanıyor yani? Bir bakın onların kılmayan, dinle alakası olmayan surata bakın. Bir de dinle alakalı olan surata bakın ya. Değil o namaz kılanların. Tarikatçı mı, nurcu mu, şu bilmem neci mi hepsi belli yani. Simadan belli ya. E peki ya buraya kadar alametini gösteriyor ya da ne yapsın ya? İkinci bir alamet. Niye onlar gibi yaşamıyoruz?
bazı şeyleri yapmıyoruz, bakmıyoruz, seyretmiyoruz, okumuyoruz, girmiyoruz, kapısına bile gitmiyoruz. Sana bunları yaptıran, dünyada rahat yaşattığın, bu da iman. Demek ki son şeyimiz iman, o tabut olan bedenimize, beden tabuttur. Mazi ve mustakbeli yoksa tabuttur. Ne yapıyor? Meğer bu beden ticarete gelmiş, misafirhaneymiş. Misafirhanede bu beden de misafirmiş. Gideceğiz. Kardeşim, ev sahibi gibi oturma çıkması zor olur. Kiracı gibi olursan çıkması kolay olur. İman, 6 tane. Bir de merak eden varsa bu mevzuyu, ben 3 tane okudum. Sağ geçmiş, sol gelecek. Bir de an. Bu alt, üst, ön, arka var. Bir de şu ağların sonunda 29. Arabi Leman'ın şeyi var, tercümesi var. En son. Orada da 6 cihette izah ediyor. Bakarsınız ama bu 17. sözü hemen okumanızı tavsiye ediyor. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temâ selavat.